pırasayla yapmış, pırasayla birleştirmiş. İsterseniz gelin biz de ince ince doğrayalım. Fasulyeleri daha önceden ıslattım ve haşladım. Bunu yaptıktan sonrası çok kolay. Gayet de sağlıklı. İçine birazcık süt koyacağım, birazcık sarımsak, dereotu, soğan koyacağım. Şöyle pırasayı dilimleyelim. Bol pırasa koyun derim. O lezzetini versin, aromasını versin. Sadece şeker fasulyesi kullanırsanız hafif böyle sasi sasi olacak, lezzetsiz olacak. Altını açayım. Şöyle son kısmı da doğrayayım. Bir de yarım soğan kullanacağım. Esasında bu pırasanın tadını birazcık arttırmak için, pekiştirmek için. İkisi de aynı familyadan. Yarımdan fazla kullanmayın derim. Onu da ince ince doğrayayım. Tavamın altı açık, tenceremin altı. Hepsini bir atacağım. Daha sonra fasulyeleri. Şöyle doğrayalım. Gelin isterseniz bir parça zeytinyağı. Dumanlar fazla çıkıyor, altını kıstım. Hafifçe karamelize olması lazım. Soğanı nasıl karamelize ediyoruz? İçinde soğan da var. Pırasayı da o şekerini çıkartmak lazım. Karamelize soğan gibi. Tuz, karabiber mutlaka koyuyoruz başta. Bilerek de bıraktım. O karamelizasyonu arttırmak için hafifçe yansın. Bol karabiber. Soğanla çok yakışıyor. Fasulyeyle de aynı şekilde. Kuru fasulyenin üstüne mesela bir acılık olmazsa olmaz. Bitirirken tekrar bir ilave ederiz. Öldürüyoruz ve doğal şekerini çıkartıyoruz. Arzu ederseniz şeker de atabilirsiniz ama gerek yok. Amaç onu soğandan ve pırasadan almak. Şöyle iki diş sarımsak alayım. Bunları da eziyorum. İçine atabiliriz. Dereotuyla bitirmiş. Bence o da güzel bir fikir. Bunu püre haline getirip balıkların altına koyarsanız çok yakışacak. Çorba yapmazsanız. Birazcık daha öldürüyorum. Şekeri tam olarak çıksın. Çok az bir kekik atacağım. Kekiği alayım. İnce ince doğruyorum. Soğanla sarımsakla kekik çok yakışıyor. Şöyle atalım. Karamelize soğan yaptığınızda da içine mutlaka bir parça kekik atın derim. Çok farklı oluyor gerçekten. Fransızlar Lyon bölgesinde yapıyorlar bunu. Güzel kokular geliyor. Fasulyeyi de atıyorum içine. Dediğim gibi daha önceden haşlanmış. Önce ıslatılmış, sonra haşlanmış. Şimdi iki türlü yapabilirsiniz. Bunun içine su ya da böyle sebze soğuğu koyabilirsiniz. Ben hem süt hem su koyacağım. Krema ilave etmeyeceğim. Birazcık daha karıştırayım. Eğer krema koysaydım en sonunda koyacaktım. Sütü pişirirken koyuyorum. Şöyle sütü koyalım. Üstüne bir parça da su ilave edeceğim. Bir kaynamasını bekleyelim. O sırada ben dereotunu doğrayayım. İçine de atacağım, üstüne süslemek için de koyacağım. İnce ince doğrayalım. Şöyle koyalım. Ben isterseniz bir ortalığı toplayayım, bu da kaynasın, sonra buluşalım. Kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Şöyle dereotunun bir kısmını atıyorum içine. Güzelce rendeden geçirelim. Eğer krema ekleseydiniz bu aşamada eklemeniz gerekiyordu. Fikir olarak hoşuma gitti. Çünkü pırasalı patates çorbası yapıyoruz. Benim de sevdiğim çorbalardan bir tanesi.
Fasulyenin de nişastası yüksek. Şimdi sadece pırasa koysanız onu tutmayacak, o kıvamı vermeyecek. Bence fasulye ile pırasa da gayet iyi bir kombinasyon. Şöyle içine koyayım. Çok fazla da blenderdan geçirmedim, mutfak robotundan. O parçacıklar hala içinde kalsın istedim. Şöyle koyalım. Üzerine de dereotu. Mis gibi kokuyor. Çok da sağlıklı oldu. Bir parça zeytinyağı koyacağım. En sonunda karabiber. Dediğim gibi fasulye ile karabiber hafif acılık çok yakışıyor. Onu da alalım.